Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ömer Oruç Bilal Debbici. Buyurun efendim. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debbici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2024 yılı bütçesi hakkında AK Parti grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ulaştırma sektörü, karayolları, demiryolları, havacılık, denizcilik ve haberleşme altyapısı ile ülke ekonomisinin en temel unsurlarından birisidir. Geçen 21 yılda dünyanın gıpta ile baktığı mega projeler hayata geçirilirken altyapı ve üst yapısıyla Türkiye ulaşımda çağ atladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır neyin sözünü verdiysek bir yerine getirdik. Neyi hayal ettiysek milletimizin hizmetine sunduk. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizde tek pusulamız milletimiz oldu. Bu yolda bu hedefe memleket sevdasıyla başarıyla yürüdük. İktidara geldiğimizde yol medeniyettir anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle, geçitlerle donattık. 6100 kilometre olan bölünmüş karayolu ağını 29300 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 725 kilometreye çıkardık. Milletvekili Debbici, burada yaptığı konuşmasında hükümetin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. 2028 yılında ise yol ağımızı 31250 kilometreye çıkarmayı planlamaktayız. Marmaray, Avrasya Tüneli, İzmir-İstanbul Otoyolu gibi seçim bölgem olan Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş-Göksun Edebiyat Yolu gibi projeleri milletimizin hizmetine sunduk. 149 olan liman sayımızı 217'ye yükselttik. Yolcu ve yük taşımacılığı alanında yeni limanlar, yeni cazibe merkezleri, lojistik alanlar meydana getirdik. 13.919 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu hat uzunluğumuzu 2028 yılında 17.000 kilometreye, 2053 vizyonu çerçevesinde ise 28.600 kilometreye çıkartmayı hedefliyoruz. Lojistik sektöründe iltisak hatlarını artırarak demiryolu kullanımını artırıyoruz. 26 olan iç hat uçuş nokta sayısını 57'ye çıkardık. Yeni ilavelerle 61'e çıkardığımız uçuş nokta sayılarıyla konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dış hatlarda ise 50 ülkede 60 uçuş noktasından uçuş ağımızı 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Küresel güç odaklarının ve her şeye istemezlik anlayışıyla yaklaşan muhalefetin tüm karşı çıkmalarına rağmen İstanbul Havalimanı'nı yaptık. Bugün Avrupa'da birinci, dünyada ise 7. sırada. Bugün Türkiye hava yolu yolcu trafiğinde Avrupa'nın 3.'sü, dünyanın da 6.'sı konumundadır. Türkiye'mizi il il, bölge bölge birbirine bağlarken bununla da yetinmeyerek dünyayı Türkiye'ye bağladık. 21 yılda ne dediyse yapmış, dev hizmetleri milletin hizmetine sunmuş bir iktidarın gururunu ve özgüvenini yaşıyoruz. Milletvekili Debbici konuşmasının devamında bakanlık nezdinde 250 milyar dolar yatırımın gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Türkiye yüzyılı, dijitalin yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla kendi uydularımızı yaptık. TürkSat 1A ile başlayan uzay serüvenimize 5A ve 5B uydularımızla devam ettik. Şimdi de yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız TürkSat 6A uydumuzu 2024 yılının ilk yarısına fırlatmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız günümüz değeriyle sektörel bazda 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. AK Parti olarak aziz milletimize hizmetlerimizi, hizmet çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartarak sürdüreceğiz. Türkiye yüzyılı hedefiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük vizyonu ve liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.